Gelmekle gerçekten bizi onur ettiniz, şeref verdiniz, iyi bir moral olsun. Bunu sadece bir seferlik değil, tekrarın olabileceği bir ziyaret olmasını, gerektiği zaman bizler sizi ziyaret etme açısından Ankara'ya geliyoruz. Çünkü bazı sorunlar var. Yerinde sorunları görmek, tespit etmek ve Türkiye ve parlamento gündemine taşımak amacımız. Zaten Erdin Bey bizim Edirne milletvekilimiz. Sayın Erdin Bircan, şeyin Bitlis'inde sorumlusu yani denetmeleri. Yani bir nevi Bitlis milletvekili gibi kabul edebilirsiniz. Daha sık gelecek bundan sonra. Biz belki bir daha ben gelemem, Hüseyin Bey gelemez ama o sık sık gelecek. Yani belki diyorum. Hüseyin Bey, Mersin milletvekilimiz Hüseyin Çamak. Ben Antalya milletvekiliyim, Mevlüt Dudu ismi. Daha ziyade sizi dinlemek istiyoruz. Arkadaşlarım da belki bir şeyler söyleyeceklerdir. Biz yaklaşık 2 yıl önce Hatay'a geldik. Defne Belediye Başkan Yardımcımız Yılmaz Bey'in doğum günüydü. Her zaman da iş ortaklığımız da var kendisiyle. Öyle mi? O zaman eski vekilimiz Mehmet Ali Bey, şu anki mevcut evet. Milletvekilimiz Hilmi Bey, Fikri Sağlar Beyefendi, o da gelmişti. Buradaki sorunları evet, biz burada hatırlıyorum. Da gerçekten, ben, değildim. Biz buradaki, bu bölgemizdeki sorunları orada da dile getirmiştik. Evet. Hatta ondan önce biz genel başkanımızı ziyaret ettiğimiz zaman, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, orada da biraz sitem etti. Dedi, benim Doğu ve Güneydoğu'da milletvekilim yok. Şimdi oradaki o bölgenin sorunlarını birebir, en azından bir iki tane milletvekilimiz olursa destek verirseniz oradaki olayları, sıkıntıları veya sorunları çok daha iyi dile getirebiliriz veya çözüm noktasına daha iyi çalışabiliriz. İnşallah bu açığı Sayın Vekilimizden kapatırız. Bize de ne düşerse seve seve biz her zaman hazırız. Şimdi bizim burada özellikle Kürt sorunuyla alakalı çok ciddi sıkıntılarımız var. Bölgede yaşanan olumsuz olaylar. FETÖ de buna eklenince bir de ekonomik krizi eklenince bunun belki İstanbul'daki esnaf ve İzmir'deki ve Edirne'deki esnaf bunun belki ödüyor ama emin olun belki 10 mislisini biz burada ödüyoruz. Yani burada halk gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ve en son şu FETÖ olayında bizim bildiğimiz, gördüğümüz, tanıdığımız ve bu işin gerçekten kaynağı dediğimiz insanların çoğu dışarıda geziyor, dolaşıyor, ticaretini yapıyor. Ama bakıyorsunuz gerçekten kızını, burası güvenlidir, tek başına Antalya'da ben okutamam, en azından orada olsun veyahut biri öğrencisini göndermiş ve biri Alarzası için esnafmış, gelmiş kapısına dayanmış, bize bir şeyler vereceksiniz gibisine, Allah rızası için vermiştir. Bakıyorsun bunların içinde bu insanlar var şu an içeride ama dışarıda Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi ihanet, artı ticaret, artı Allah rızası için dediğimiz şekilde sıralamasıyla alt kademedeki insanlara ciddi bir şekilde operasyon yapıldı. Ama orta ve üst kademede herhangi bir şey görmüyoruz. Görmediğimiz zaman biz de üzülüyoruz. Evet. İnşallah hükümet en yakın zamanda bunu iyi bir şekilde görmüştür. Buna da inanıyorum. Bunun üzerinde bir çalışma yapar. Yani mağdur aile burada çok. Türkiye'nin genelinde var ama burada da var. Yani bu konuda çok sıkıntılı bir süreç. Yani el birden çalışabiliriz ama ne kadar ses getiremiyoruz. Gerekli yerlere ne kadar ulaştıramıyoruz. Kimse inisiyatif almıyor. Bizim zaten bu bölgede yaşanan olayların etkisinde ticaret durmuştu. Bir de bu FETÖ olayı olunca insanlar artık tedirgin. Bir de basının çok ciddi bir şekilde ikinci bir darbe olacak, yok kriz oldu, yok şöyle oldu deyişiyle parası olan da ticaret yapmıyor. Olmayan zaten ne yapabilirim? En azından 3-5 kuruş cebime koyayım, yarın bir şey olursa basıp gideyim, kendimi kurtarayım hesabını yapıyor.
sıkıntılı bir süreç Sayın Hakim. Evet. Şimdi bakınız başkanım, çok önemli bir şey. Almanya'dan açıklandı. Türkiye'de yılda, bu yıla kadar yılda vatandaşlığına geçmek için iltica talebinde bulunan 300 kişi civarında olurmuş. Yani 1000'i hiç geçmemiş yani tarihte. İlk defa bu yıl, şu anda yani bu bir ay önceki rakamı söylüyorum, 4000 kişiyi geçmiş. Bu ne demektir? İnsanlar huzursuz, tedirgin. Mersin'de bir iş adamının bana söyledi, büyük bir iş adamı. Vallahi biz iş adamları artık kendi yastığımızın altına hazır, gizli, en az şöyle 2 milyon, 3 milyon dolar koyuyoruz. Ne olur ne olmaz. Herkes tedirgin. Aslında bu tedirginlik ta Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hep dile getirildi. Hep dile getirildi, hep söylendi. Ama maalesef hükümet, mevcut iktidar bunu hep kulak ardı edildi. Ekonominin kötüye gittiğini rakamlarla ortaya koydu. Örneğin bizimkiler genel kurulda kürsüne ekonomi rakamlarla ifade ettikleri zaman karşı çıkıyor iktidar partisi. Vay böyle değil. Ya bu bizim aldığımız rakamlar sizin rakamlarınız. Merkez Bankası'ndan, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan, TÜİK'ten aldığımız rakamlar, biz bunu kendimiz uydurmadık. Sizin rakamlarınız. Yani böyle bir durum. Şimdi bakınız, ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ekonomik yönden uçuruma gitmekte olduğunu aylardır ifade etmesine rağmen hükümet oralı olmuyor. Ama dikkat ederseniz son bir aydır ekonomik kurmayları sık sık toplantı halinde, dün yine toplantılar. Yani farkındalar, onlar da anladılar. Ülke ekonomisinin çok çok kötüye gittiğini. Onlar da anladılar. Ne gibi önlem alabiliriz? Eskiden biliyorsunuz Merkez Bankası faizi arttırdığı zaman reis cumhur kıyameti koparıyordu. Etmedik laf bırakmıyordu. Kendilerinin getirdiği cumhurbaşkanı, başkan, Merkez Bankası başkanı işte 50 puan arttırdı. Hiç kimsenin sesi de çıkmadı. Yani dövizin sesini kısmak için. Son 10 ayda Türk lirası biliyorsunuz dolar karşısında %15 değer kaybetti. Bu yarın bir gün bütün halkımıza yansıyacaktır. Efendim önce şu açıklamayı yaptılar. Bu dünyada bir kriz var. Bu da bize yansıyor. Değil. Bizim krizimiz bizimle ilgili. Ve bu hiçbir zaman için 2001'deki, ondan sonra 90'lı yıllardaki 1999'da olan kriz, 2002, 2008, 2009'daki krizlerden çok çok farklı oluyor. Bunu görenler zaten ona göre denk alıyor. Ve bütün göstergeler 2017 yılında ekonominin çok çok daha kötüye gideceği konusunda göstergelerimiz var. Bak, bu bizim partimizin ekonomi konusunda hazırladığı rapor. Öyle bir şey ki herkes birbirine borçlu. Ve yani bu kriz dediğim gibi dünyadaki konjüktür gereği değil, Türkiye'nin kendine has bir krizidir. Ben Eylül ayı sonunda Çevre ve Enerji Komisyonu ile Almanya gezisi yaptım. Hiç Türkiye'yi artık ciddiye almıyorlar. Muhatap bile kabul etmek ister. Kerhe kabul ediyorlar. İşte karşımıza diyelim ki biz işte 8 kişi isek, onların da 8 kişi olması gerekiyorken 3 kişi karşımıza diziliyor, dinlemiyorlar bile, oralı bile olmuyorlar. Yani Türkiye için çok acı, çok acı. Yani nedir? Demokrasi konusundaki eksikliğimiz ve geriye gidişimiz maalesef Türkiye'yi bu hale getirdi. Mesela Türkiye'nin hemen hemen borçlu olmayan insan yok. Bakın işte vatandaş bakkala borçlu, bakkal toptancıya borçlu, toptancı bankaya borçlu derken gidiyor. Türkiye'de müthiş bir borçluluk var. 2002 yılında vatandaşlarımızın bankalara olan tüketici ve kredi borcu 6.6 milyar Türk lirasıydı. Bugün 2015 yılının sonunda bu borç 387 milyar Türk lirası.
2016 yılı içerisinde bu rakam 400 milyarı geçecek. Ve 2002'de ailelerin gelirinin içerisindeki borcun payı %5.5 iken, yani 100 lirasının 5.5'i, 5.5 lirası borçluyken şimdi ne kadar biliyor musunuz? 68 lira.